Deli Mine'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki birkaç gün önce bir tane gökdelenin tepesine kaçak bir tırmanış videosu atmıştım. Bu videonun başıma bu kadar bela olabileceğini cidden düşünmemiştim. Star TV, ATV ve Show TV ana haber bültenlerinde yayınlandı görüntüler. Öncelikle bu görüntüleri bir izleyelim. Daha sonrasında bu görüntülerle ilgili yapmam gereken açıklamalar var. Önündeki videoyu açsan olur mu? Ne bileyim, video falan koyarsın sen. Aç oğlum, oradan aç. Bina cephesinde daracık yollardan yürüdüler. Bu tehlikeli yolculuğu da saniye saniye kaydettiler. Gelin lan. Çeki çıkabiliyorum. İşte bu abi ya. Bulundukları semtin en yüksek binalarından birine çıktılar. Tırmanışları bittiğinde nefes nefese kaldılar. Ya yoruluyoruz yani. Koskoca binayı tırmanmışız. Adrenalin tutkunu iki genç İstanbul Ataşehir'de tehlikeli bir serüvene atıldılar. Özel güvenliği atlatıp zirveye yöneldiler. Şimdi şurada yapmam gereken bir açıklama var arkadaşlar. Özel güvenliği falan atlatmadık. Burada biz bir abimize misafirliğe gitmiştik ve misafirlikte hava alalım diye balkona çıktık. Balkona bir baktık, orada işte borular var falan, burada bir video çekelim dedik kendi kendimize ve video çektik. Hani böyle güvenliği atlatıp oradan işte atlayıp gidip binaya tırmanmış değiliz. Tamam, binaya tırmandık, zirvesine tırmandık, kuleye tırmandık ama böyle güvenlikler peşimizde kaça kaça falan tırmanmadık yani. Aslında güvenliklerin haberi bile yoktu yani bizim oraya tırmandığımızdan. Çünkü biz zaten oradaydık. Hazır mısın? Dikkatli ol. Binada ev ve ofisler vardı. Bu yüzden kimseye görünmemeleri gerekiyordu. En çok yangın kapılarını kullandılar. Bazı katlara su borusunu kullanarak geçtiler. Ya bu haberlerde de valla abarttıkça abartıyorlar ha. Bak, kaslarına güven. Sen bir sporcusun. Ya. CIA ajanıydılar falan diye. Bina boşluklarında soluk aldılar. Bazı parkurları ise Sırat Köprüsü'nden farksızdı. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar, siz kesinlikle böyle bir şey yapmayın. Ben buradan nasıl geçtim? Oğlum kaç kat lan? Vallahi... Bir şey söyleyeyim mi? Hayatta bir daha böyle bir şey yapmayacağım yani. Bunu bir daha yapmayacağım arkadaşlar. Siz kesinlikle yapmayın. Sadece bize, bizim başımıza sıkıntı vermedi. Orada çalışan abilerimize de zarar vermiş. Onlardan da burada özür diliyorum. Bu konunun buralara gelebileceğini düşünmeden hareket ettim. Videomuzu devam edelim izlemeye. Korkuyor musun anda? Biraz korkun var mı senin? Kanka sakin ol, tam soğukkanlı şekilde. Bakma aşağı. Balkondan balkona yine su borularını kullanarak çıktılar. Doğalgaz borusu. Çok güzel. Çok güzel bir şeymiş gibi. Biraz daha aslında İki gencin tehlikeli tırmanışında hiçbir güvenlik önlemleri yoktu. Zaman zaman birbirlerine destek verdiler. Atlarsın inşallah. Gel ver. At kızı. Ver. Çek. Çek. Aynen, sen de. Güvenlik herhalde arkamızda. Güvenlik gelinceye kadar onlar zirveye ulaşmıştı bile. Gel ver. Çek çek çıkabiliyorum. Çok güzel değil mi? Abi çok keyifli, baksana etrafı ya. İstanbul komple ya. Manzara güzel ama. Ha, güzel manzara yani. Çekilen selfie'nin ardından iki genç yakalanmadan binayı hızlıca terk ettiler. Şurada da Pavel düşüyordu ha aşağıya. Böyle bir gitti, harbiden düşüyordu. Ama şunu da söylemek istiyorum. Çok harika bir manzaraydı. Mükemmel bir manzaraydı, mükemmel bir adrenalindi. Ama bu bir insanın iş hayatına zarar verecekse ben bunu yaşamamayı tercih ederim. O yüzden böyle riskli bir davranışı sergileyip bazı insanları zor durumda bıraktığım için özür dilerim arkadaşlar. Videomuza like atmayı, kanalımızdaki daha çılgın videoları izlemeye devam etmek için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ya bizim evin çatısına çıkalım.